Mısır, Open Doors'un Hristiyan olmanın en zor olduğu ülkelerin 2021 dünya izleme listesinde 16. sırada yer alıyor. Hristiyan Dayanışma Birliği, 2 yıldan fazla bir süredir tutuklu şekilde yargılanmayı bekleyen Kıpti eylemcinin serbest bırakılması çağrısında bulundu. Hristiyan Dayanışma Birliği, 2 yıldan fazla bir süredir tutuklu şekilde yargılanmayı bekleyen Kıpti eylemcinin serbest bırakılması çağrısında bulundu. Önde gelen bir insan hakları aktivisti olan Rami Kamil, 2011 yılında ordunun barışçıl bir protesto gösterisine saldırması sonucu 20'den fazla Kıpti protestocunun hayatını kaybetmesinin ardından kurulan Maspero Gençlik Birliği'nin kurucu üyesi. Kamil, çalışmalarıyla kiliselerin yakıldığı ve kız çocuklarının kaçırıldığı insan hakları ihlallerini belgeliyor. Terör suçlamasıyla karşı karşıya olan Kamil'in insan hakları ihlallerini belgeleyen çalışmaları nedeniyle hedef alındığına inanılıyor. Mısır Ceza Muhakemesi Yasası'nın 143. maddesine göre 3 yıla kadar hapis cezası gerektiren suçlarda tutukluluk süresi 6 ayı, 15 yıla kadar hapis cezası gerektiren suçlarda 18 ayı, ölüm cezası ve müebbet hapis cezası gerektiren suçlardaysa 2 yılı geçemez. Hristiyan Dayanışma Birliği Genel Müdürü Mervyn Thomas, Kamil'in 2 yıldan fazla bir süredir yargılanmadan tutuklu kalması adaletsizliği gösteriyor. Derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması için çağrıda bulunuyoruz. Ayrıca Mısır'ı, temel insan haklarının barışçıl bir şekilde savunulması için güvenli bir ortam yaratmaya çağırıyoruz dedi. Mısır, Open Doors'un Hristiyan olmanın en zor olduğu ülkelerin 2021 dünya izleme listesinde 16. sırada yer alıyor.